Merhabalar arkadaşlar. Ben Sondan Durkan Oğlu Feyiz. Bu hukukçu değil, fizik profesörüyüm. Ama her zaman Turul Hoca konuştuğunda çok heyecanlanırım. Hukuk hakikaten yaşayan bir alan. Muhafazakarlar doğru ama yani siz öyle bir yaşam bekliyor ki her boyutta değişecek bu yaşam. Benim de beyin dersini dinleyen var mı aranızda bilmiyorum ama lise gezdiğim için sizin liseye geldim mi gelmedim mi onu da bilmiyorum. Her boyutta yaşam değişecek. Değişen yaşamla beraber o yaşamı regüle eden, düzenleyen hukuk da değişiyor tabii. Yani hiç şey yok. Biz Kadir Has Üniversitesi'nde ne yapmaya çalışıyoruz? Bu değişen yaşama adaptasyonunu hızlıca yapacak müfredatları geliştirecek hocalarla kadrolarımızı dolduruyoruz. Ben Kadir Has Üniversitesi hakkında çok kısa belki bir bilgilendirme yapabilirim. Genç bir üniversite, 20 yıllık bir üniversite, 20 yıllık bir üniversite olup da hala %60'ına burs veren herhalde Türkiye'de tek üniversiteyiz diye düşünüyorum. Bir başka bir şey daha hatırlatayım size. Bizde bir de Beyaz Güvercinler Burs Programı diye müthiş bir programımız var. Bu programda ne yapıyoruz? İstanbul'dakilere değil daha çok, bu programımız İstanbul dışındaki canavar öğrenciler. İstanbul'da okumak pahalı arkadaşlar. İstanbul'da yaşamak çok pahalı Anadolu'dan gelen insanlar için. Ama çok çalışkan, cabbar öğrencileri, Anadolu'da yaşayan öğrencileri de buraya çekebilmek için Beyaz Güvercinler Burs Programı organize ederek bu çocuklar ilk 30 bine girmeleri yeter. Biz bu öğrencileri etrafınızda Anadolu'da okuyan arkadaşlarınız varsa özellikle bilgilendirin. Ayda 2000 TL öğrenim bursu zaten vereceğiz. %50 bursu biz veriyoruz. %50'yi de bir ortağımız olacak, o verecek. Biz yurt vereceğiz. Ayda 2000 lirayı da ortağımız verecek. Bir de yılda 5000 TL'lik kitap parası vereceğiz. Yani İstanbul'a geldiğinde öğrencinin geçim derdi olsun istemiyoruz. Bir tek derdi hukuksa hukuk, mühendisse mühendis, ne olmak istiyorsa onu full kapasiteyle çalışmasını sağlayacak bir program bu. O nedenle Anadolu'da tanıdıklarınız var ise ve iyi öğrencilerse mutlaka programı onlara aktarırsanız çok sevinirim. Kadir Has Üniversitesi ile ilgili, şahsımla ilgili, sizin sormak istediğiniz soru var ise her zaman sorabilirsiniz. Burada tahta yok ama cep telefonlarınız yanınızda mı? Yok mu? Var. Yazın. 530-280-9350 benim şahsi telefonumdur. 530-280-9350 benim şahsi telefonum. Buradan kovulsam bile bu telefon numarası benim. Yani benim şahsi telefonum, onu söyleyeyim size. Genelde bilmediğim numaralara cevap vermiyorum ama WhatsApp ya da Instagram ya da Twitter'da bir şeyler sorduğunuzda mutlaka cevap veriyorum. İster hukuk fakültesiyle ilgili, ister üniversiteyle ilgili bir sorunuz ya da kendi kariyerinizle ilgili bir sorunuz olduğu zaman da bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Biz sizler için çok özel bir akademi organize ettik. Ben hakikaten üniversitemle gurur duyuyorum gerçekten. Yani hiç abartı yok. Gurur duyuyorum çünkü sizlere klişe bir alan tanıtmaktansa burada verilen dersler çerçevesinde arkadaşlar size ders veren hocalarımız okulumuzun, hukuk fakültemiz zaten çok iyi. En iyi hocalarından oluşturan bir şey oluşturduk size arkadaşlar. Telefon çalıyor mu? Sessizde benim telefonum, haberiniz olsun. Orada arıyorlar. Ya bir hikaye anlatayım, ben bunu hep anlatıyorum. Alanya'ya gitmiştim. İlkokul öğrencilerinden lise öğrencilerine kadar anne babaları da çağırmışlar, seminer veriyorum. Ben cep telefonumu verdim. Bunlar tabii bir rektör cep telefonu veriyor. Yok yalandır diye de seminer biter, arabada bir tanesi arıyor beni. Çocuk sesi kesin, aa numara doğruymuş diyor, kapattı telefonu. Yani hiç kağıt yok, numara doğru bir numara arkadaşlar. Dolayısıyla sizlere
hukukun genel bir tadını, anlamını vermeye çalıştık. Eğer hukuk okumak düşünüyorsanız. Bu dünyanın çok iyi hukukçulara ihtiyacı var arkadaşlar. Çok iyi hukukçulara ihtiyacı var ama. Ezber hukukçulara ihtiyacı yok. Aklını kullanan hukukçulara. Benim rahmetli babam, biz 10 kardeşiz arkadaşlar, 8 kız, 2 erkek. Bir tanemizin hukukçu olmasını çok istedim, hiçbirimiz hukukçu olmadı. Niye biliyor musunuz? Yanlışlık ta orada var. Ben bu kadar kitapları ezberleyeceksem bana ne diyorum, ben matematikçiyim diyordum. Halbuki hukuk en fazla matematik, algoritmik düşünme yetisini gerektiren bir dal. Ezber hukukçular iyi hukukçu olamaz güzel arkadaşlarım. Analiz yapmak zorundasınız. İyi bir hukukçu olmanın size biraz ilaçlarını vereyim mi? Bir, her zaman beyin dersimde anlattığım size, tiyatroya gidin, arkadaşlarınızla bir araya gelin, analiz yapın. Sinemaya gidin, arkadaşlarınızla bir araya gelin, analiz yapın. Değişik müzikler dinleyin, arkadaşlarınızla bir araya gelin, analiz yapın. Bu ne biliyor musunuz? Bizim bu şurada serebral korteks diye bir korteksimiz var. Onu çalıştırmadığınız sürece, çok özür dilerim ama hayvanlardan hiçbir farkımız yok. Hayvanlarla bizi ayrıştıran şey amigdala var, hayvanlarda da var. Bu hayvanlarda oluşan ilk beyindir. Bizde serebral korteks var. İşte bütün bize insansı özellikleri veren, analiz etme, düşünme, sonuç çıkartma, felsefe yapma, sanat yapma, bunların hepsi serebral korteks arkadaşlar. Bunun için ne yapacaksınızı söyledim size. Vaktiniz olmayabilir, haklısınız ama vakit yaratın, tamam? Analiz becerilerinizi geliştirin. Onun üzerine koyacağınız iyi bir hukuk eğitimiyle müthiş bir hukukçu olursunuz. Bak, bir fizikçi olarak hukukçuluğu hakkında ancak bu kadar konuşabilirim. Sizin sorularınız varsa alabilirim arkadaşlar. Evet. Ben yurt dışı eğitim programları ile ilgili bir şey söyleyecektim. Tamam. Gerek var mı? Var, canlı yayın olduğu için. Soracaktım. Erasmus, Mevlana, Farabi gibi programlar var ya. Sizin okulunuzun verdiği hibe miktarını merak ediyorum Erasmus için. Ve bir de hukuk bölümünde hangi yere gidebiliyoruz? Mesela hangi ülkeye? Güzel. Biliyorsanız. Tabii. Biliyorum. Benim en önemli hedeflerimden bir tanesi arkadaşlar, mezun grubumun en az 3/2'sinin en az bir dönem yurt dışına gidip okumasını sağlamak. Bu iki yolu olabilir. Nereye giderseniz gidin sevgili öğrenciler, hangi üniversiteye giderseniz gidin. Mutlaka değişim programlarınızın parçası olun. Ben şimdi yayında olduğu için oğlan küfredecek bana ama söylüyorum gene. Oğlanı Güney Kore'ye Erasmus'a değil, Erasmus Avrupa içerisindeki bir değişim hareketlilik programıdır. Yolladığımda gitmeden önce canavardı. Döndükten sonra insan olarak döndü, geldi arkadaşlar. Bunun hiç abartısı yok. Müthiş bir deneyimdir bu. Çünkü niye biliyor musunuz? Nefret ettiğiniz ya da kötü duyguları beslediğiniz herkesten uzaklaşıyorsunuz. Etrafınızda kızacağınız insan bir tek kendinizden başka kimse yok. Kendinizde muhasebeleşme fırsatını yakalayacaksınız. Dolayısıyla evet, bu meblağlar hiçbir üniversiteden hiçbir üniversiteye değişmez. Bunun ana sponsoru Avrupa Birliği'dir. Gittiğin ülkeye bağlı olarak 300 Euro'dan 400 ya da 500 Euro'ya kadar değişiyor. Hayat pahalı, aylık verilecek hibe miktarı. Erasmus için konuşuyorsak, tamam mı? Dolayısıyla bunun Kadir Has Üniversitesi ile X Üniversitesi, Y Üniversitesi bir ilişkisi yok. Avrupa Birliği diyor ki, eğer Türkiye'deki bir öğrenci İngiltere'ye gidiyorsa ayda 500 euro veriyorum. İşte Berlin'e gidiyorsa bilmiyorum, atıyor olabilirim şu an 400 euro diyorum. Gittiğin ülkeye bağlı olarak Avrupa Birliği'nin belirlediği bir fon var, bu bir. Ama biz diğer üniversitelerin yapmadığı bir şey yapıyorum. Ben sizin Avrupa'ya gitmenizi istemiyorum. Ben sizlerin bambaşka kültürlerin olduğu ülkelere gitmenizi isterim. Uzak Doğu'ya. Oraya giderseniz uçak biletinizi biz veriyoruz size. Fon veremiyorum ama şunu da yapıyorum. Diyorsun bakın, burada çalışan öğrencilerimiz var. Aktif burslu öğrenciler. Bir yıl gelin bizim üniversitede çalışın. Annenizin babanızın verdiği harçlıkları harcayın. O maaşınıza dokunmayın. Ki gittiğiniz ülkede kendinizi sponsor edebilirsiniz kendi kendinize. Bir de biz üzerine
şeyi verdik mi, uçak biletini verdik mi, benim param yok demek şeyiniz de olmayacak. Tamam. Onun için gidin Güney Amerika'ya, gidin Güney Uzak Doğu ülkelerine, Güney Afrika'ya gidin. Anlatabiliyor muyum? Farklı kültürlerle bir yüz yüze gelin. Sizin yaşadığınız küçücük dünyanın dışında kocaman bir dünya var. Bunu görmenizi isterim. Bizim hem Erasmus, Avrupa'da birçok okula, Amerika ile Georgia State bir üniversiteyle 4+2 programımız var. Burayı tamamlarsınız, direkt o programa giderseniz master'ınızı o ülkeden alabilirsiniz. Ama hukuk alanında da bizim Erasmus çerçevesi içerisinde anlaşmalarımız var. Ve yıllar içerisinde bu anlaşma sayılarını da arttıracağız. Çünkü ana hedefim, tekrar söylüyorum, bir dünya vatandaşı yetiştirmek istiyorsanız bu kişilerin farklı ülkelerde gidip yaşamaları, o deneyime sahip olmaları lazım. Her bir üniversitenin ana hedeflerinden biri bu olması lazım arkadaşlar. O nedenle Kadiras Üniversitesi'nin büyük strateji planında bile ana stratejilerden bir tanesi uluslararasılaşmak. Bir de buraya gelen uluslararası öğrenci sayısını arttırmaktan geçiyor. Evet, başka? Bir arkadaş burada var. Şey, ilk bir şey söylemek istiyorum. Çok tatlısınız. Ay, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ay, utandırmayın beni. Bu kadar insan için de Allah aşkına. Şey, bilmediğim için soruyorum. İngilizce hukuk bölümü de var mı? Ana dil İngilizce. İngilizce %30. Yani alacağınız 100 tane ders varsa bunun 30'u İngilizce olacak. Şimdi burada hukuktan mezun olacak arkadaşlar Türk yargı sisteminde, Türk hukuk sisteminde de var olmaları gerektiği için %100 İngilizce yerine %30 İngilizce programı dizayn et. Ama biz bunu dizayn eden şunu da söyleyelim. Bizim mezunlarımız sadece Türk yargı sisteminde değil, uluslararası hukukta da, uluslararası arenada da görev yapmalarını istediğimiz için sizin İngilizcenizi en iyi seviyeye getireceğiz ve 4 yıl boyunca da sizin, ha bir şey daha var. Siz önümüzdeki yıldan itibaren girişte olan herkes ortak bir çekirdek programdan geçiyor arkadaşlar. Biz önce sizi bir evrensel bireye dönüştüreceğiz. Birinci sınıflarınızda, birinci dönemde hukuk derslerinizi minimum yapacağız ama evrensel değerler ve etik diye bir ders koyduk. Algoritmik düşünme diye bir ders koyduk. Tasarım diye bir ders koyduk. Bir de fen dersi alacaksınız. Yani ama bu fende hiçbir formül yok. Sadece fende neden sonuç ilişkileri içerisinde en büyük buluşları anlamaya çalışacaksınız. Dolayısıyla siz her şeyden anlayabilen bir bireye dönüştüreceğiz. Ondan sonra sizi iyi bir hukukçu yapacağız. Yani bu değerlerle bezenmemiş bir insanı hukukçu yapacağım diye oturursan yandın zaten. Dolayısıyla zaten birinci dönem full İngilizce dersleriniz. İkinci dönem İngilizce Türkçe dersler başlayacak. İkinci yıl, üçüncü yıl ve dördüncü yılda İngilizce Türkçe dersleriniz devam edecek. Tamam? Başka? Bütün hocalarımız tatlıdır bu arada, onu da söyleyeyim. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Aklınıza başka zaman gelirse ben size iletişim numarasını verdim zaten. Her zaman sorabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, sadece şunu söyleyeyim size. Müthiş bir macera sizi bekliyor. Vallahi sizin yaşınızda olmak isterdim. Niye biliyor musun? Toplum değişim içerisinde. Ve bu toplumun değişim içerisinde olan toplumda senaryoyu yazan mı, senaryoyu oynayan mı olmak isterseniz karar verin. Ve buna deli cesaretiyle de atılın arkadaşlar. Senaryoyu yazanlar arasında olun. Hayatın tadını dibine kadar da çıkarın, onu da söyleyeyim. Peki, geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yolunuz açık olsun.